Merhaba arkadaşlar, Konuşulacak Şeyler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sinan hocamızdan rica ettik, çok önemli bir soruyu cevaplayacak. Sizler de çoğu defa yazıyorsunuz Facebook'tan vesaire. Şimdi hocam şöyle bir sorumuz var, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba Konuşulacak Şeyler ekibi. Size de gelmiştir mutlaka, dinler evrimsel süreçte oluşan bir ürün müdür? Yani evrimin ortaya çıkardığı bir ürün müdür? Eğer böyleyse buna nasıl hakikat diyebiliriz? Valla ağır bir soru yani, tabii bunu şimdi cevaplayacak dedim, beklenti oluşmasına yaşıyorsun. Cevaplamaya çalışabiliriz yani, buna farklı açılardan bakabilme açısından bir pencere belki açabiliriz, öyle diyelim. Şimdi şu var mesela, özellikle Sapiens kitabı yayınlandıktan sonra bu konuda şey çok fazla işte soru vesaire gelmeye başladı. Sapiens kitabının aslında temel anlattığı hikaye bence çok güzel bir hikaye. İnsan denen türün nasıl bu hale geldi, yani modern insana dönüşme süreci, aslında zihinsel evrimini anlatan ilginç bir kitap o. Tabii oradaki temel mantık, insanların özellikle şehirlere yerleşmesi, işte bir arada kalabalık gruplar oluşturması sonucunda bir düzen tertip sistemin gerekmesi ve buna bağlı olarak da işte bu kadar insanı belli bir amacı yönlendirebilmek, onları bir amaç doğrultusunda hareket ettirebilmek için hani din gibi bir şeye ihtiyaç olması gibi bir mantık var arkada. Aslında temelde baktığınızda son derece doğru. Yani bu açıdan bakıldığında aslında materyal bir gözle, daha doğrusu mekanistik bir gözle bakıldığında aslında bu açıklamanın işte çok itiraz edilecek bir tarafı yok. Öncelikle bu açıklama bize bir şey söylüyor. Yani insanın böyle bir kurallar dizgesine ihtiyacı var. Adı ne olursa olsun. Fakat öte yandan insanın bir de bir inanma ihtiyacı var. Yani herhangi tek başına da olsa bir insan, işte mesela Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'in hikayesinde anlatıldığı gibi, bu evrene bakarak ben niye buradayım falan filan gibi sorular soruyor insan. Böyle tuhaf bir canlı yani. Sadece yemek, içmek, işte fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak insanı bir şekilde tek başına mutlu etmiyor. Şimdi bunu koyduğumuz zaman bireysel olarak da, toplumsal olarak da bir şeylere bir anlam verme ihtiyacına sahip. Şimdi toplumsal olan kısmı elbette ki bizim kültürel evrimimizle çok yakından alakalı. Zira bugün mesela kitabı bile ortada tek olmasına rağmen, İslam diye bir tek bir din olmasına rağmen 40 tane yorumu var. Yani insanlar birçok farklı yorumunu farklı siyasi beklentiler ve koşullar nedeniyle farklı farklı uyguluyorlar. Hatta bunların bir kısmı birbiriyle savaş halinde, biliyorsun. Yani dünyada bugün herhalde en fazla Müslümanı Müslümanlar öldürüyordur muhtemelen. Böyle garip bir durum var. Dolayısıyla bu aslında adına din dediğimiz kurumsal sistemin gerçekten de insan ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş bir şey olduğunu gösteriyor. Fakat bütün bu sistem içerisinde bilinciyle, aklıyla, evrene bakıp da ya arkadaş ben niye buradayım, neden düşünüyorum, işte Descartes'in geldiği nokta gibi. Yani bu varlığın sebebi nedir, bunun arkasında ne var sorularını sormaya başlayan insan ise bunlara bir cevap bulması gerekiyor. Ve bu cevap inanan insanlar için ilahi vahide, yani metinlerde. Şimdi ilahi vahiy ya da metin, tabii ki yine işte evrimsel açıdan işte orada efendim son derece zeki bir takım adamlar çıktı ya da işte bir takım insanların dediği gibi biraz böyle hafif ruh hastalığı olan tipler bir şey söyledi, ortaya kitaplar koydu. İşte insanlar bunu takip etti gibi bir açıklamayla açıklanmaya çalışılabilir ama bu çuvallar. Çünkü bu kitapların içeriğine bakıldığında ben özellikle hani Kur'an'a defaatle bu gözle baktım. Hani birçok insanda, ben de aynı şekilde buna meydan okuyabiliyoruz. Yani Kur'an'ın böyle kaza eseri, işte bir tane adamın aklına gelmiş bir eser olmadığının bir sürü göstergesi vardır. Onun tabii ispat yeri bu video değil yani. Evet. Belki ayrıca bir yerlerde konuşabiliriz. Sonuçta inanan bir insanın, bir, yani bana soracak olursan herkes adına konuşamam ama bu dünyayı yaratan bir zihin, bilinç, bir irade vesaire inanıyorsa ve sürekli gerçeği arayış içerisinde olan bir insan olarak kendisini görüyorsa bir ipucu, bir açıklama, bir mesaj beklemesi çok doğaldır. Ve bu mesaj da hani bu düzeni, sistemi yaratan tarafından bir şekilde gönderilmelidir diye ben beklerim açıkçası. Dolayısıyla bakıyorum mesela benim inandığım din İslam, kitabı da Kur'an-ı Kerim. Niye ben böyle bir şeye inanıyorum? Kur'an-ı Kerim çok sıkı bir iddiada bulunuyor. Ben Allah'ın kelamıyım diyor. Ve Allah'ın kelamıyım demek aslında ciddi bir meydan okuma. Yani insanları bunu çürütmeye davet ediyor bir yerde. Hadi gelin bakalım işte benzerini getirin vesaire diye çok şeyler söylüyor. Şimdi buna baktığınızda ben açıkçası çürütemedim. O yüzden Müslüman olmaya devam ediyorum. Yani elimdeki en iyi yaşam rehberi şimdilik o. Ve kendi içerisindeki hani tutarlı mesaja baktığınızda kıyamete kadar da doğru kullandığınız zaman size yetebilecek bir sistem. Şimdi böyle bir mesajı
Efendim Arabistan'da çölde yaşayan bir adamın bir anda aklına doğu veren bir şeyle açıklamak kolaycılıktır. İşin tarihsel boyutunu, semantik boyutunu, ontolojik boyutunu bilmemekten kaynaklanır. Şöyle de bir şey var, yani inanabilirsiniz, inanmayabilirsiniz. Bu da hiç önemli değil. Fakat vahiy ile dini, inançla dini birbirinden ayırmak gerektiğini ben düşünüyorum şahsen. Din deminde dediğim gibi tek bir kitaptan onlarca farklı yorum çıkabiliyor. Tamamen insanların dünyevi hayatlarını inanç doğrultusunda tazmin etmeye yönelik bir tasnif diyelim buna ya da bir tercih. Ama ve lakin inanç çok daha sade, çok daha basit anlaşılabilir, çok daha kolay formüle edilebilir. Temel olarak bütün insanlarda bulunan bir ihtiyaç. Ben tabii böyle inanmak ihtiyaç dedim, hemen bazı ateist arkadaşlar bazen böyle celallenebiliyor. Evet. Ateizm de bir inançtır, bunu gayet rahat bol bol tartışabiliriz. O da bir ihtiyaca cevap verir. Çünkü vardır ya da yoktur tarzı bir imanla, bir inançla işe başlamak her zaman için bu sorgulayan zihni hakikaten rahatlatan bir durum. Ve bunun dışında kalabilen de bir insan yok. Agnostikler biraz enteresan. Mesela agnostikler, gerçek agnostikleri. Yani Tanrı'nın bilinemezliğini savunan ve hani bunu ciddi bir felsefi doktrin halinde benimsemiş olanları kastediyorum. Onların işi bir tık zor. Yani o konuda da ayrıca belki bir videoda konuşuruz. Ama ve lakin evet, dini ihtiyaç, bir din kurumu insanın kültürel evrim mekanizması açısından gayet rahat açıklanabilir. Ama bu ilahi bir mesajın varlığını ya da gerekliliğini bir şekilde ortadan kaldıracak bir argüman değildir. Yani Sapiens kitabını okuyunca imanı giden, hani demiştim ya daha önceki videoda, bırak gitsin dönerse senindir yani. Bir şey olmaz bu durumlarda. Peki hocam, din olmadan hayata bir anlam vermek mümkün mü sizce? Elbette mümkün. Yani birçok insan bunu yapıyor. Peki bu illüzyon gibi bir şey mi kalıyor? Yani anlam yükleyebilirsiniz ama bu hakikat mı değil mi? Sorun din mi inanç mı? Biraz önce yaptığımız tabir gereği. Mesela inanç, şimdi Einstein'ın Fikirler ve Görüşler kitabında mesela en çok kolay bulunabilecek kaynak olarak ben referans vereyim. Evet. Einstein'ın agnostik bir adam olarak biliriz biz. Hani çok bu işlerle iş olan Yahudi kökenli olmasına rağmen hani agnostik bir bakış açısına sahip olduğunu biliyoruz. Ama kitabına baktığında öyle bir inanç tanımı yapıyor ki, yani ben bunu çoğu Müslümandan duymadım ve gerçekten çok derinlikli. Neredeyse Kur'ani diyebileceğim. Yani işte gökte sopasıyla oturup her an ceza vermeyi bekleyen bir tanrıya hani... İşte benim gibi bir insanın inanması mümkün değildir. Ama ben o Tanrı'nın işlerini her anda, her yerde, her oluşta, her desende ayrı ayrı görerek işte böyle saygı dolu bir efendimle irkilmeyle ve haşyet duygusuyla falan hissederim onu gibi bir şeyler söylüyor. Şimdi baktığında bunun adı inanç olmayabilir, bunun adı falanca din olmayabilir. Fakat bu hissiyat önemli bir hissiyattır. Dolayısıyla mesela Einstein bunu kendi işte... kendi kurguladığı matematiksel evreni, teorileri ve evreni anlamaya çabası içerisinde bulmuş bir insan. Kimisi yaptığı ticarette, kimisi yetiştirdiği çocukta, kimisi bambaşka bir işte ya da meslekte. Bunu bu şekilde rahatlıkla görebiliyor. Bir dine mensup olmak eğer hakikat arayışından sizi uzaklaştırıyorsa bence bu dünyada işinizi çok fazla zorlaştıran bir şey. Ve birçok maalesef dini anlayış insanların kolayca bir şeyleri ezberleyip işte yırtmak tabiri caizse. Evet. Amacıyla dahil olduğu ya da kendini içinde bulduğu bir şey. Dolayısıyla annemizden babamızdan gördüğümüz bir şeyle cennete gidebileceğimizi düşünmüyorum. Kendimizin inşa ettiği bir dinin de adı ne olursa olsun, eğer gerçekten hakikat peşindeyse bu insan, adı herhangi bir din olmasa da yani en azından o anlamlandırma hissini derinlikli bir şekilde yaşayacağını düşünüyorum. Fakat çok dindar, yani tırnak içinde bunu söylüyorum, belli bir dinin kurallarına çok bağlı olup da hakikatin heyesinin sol bacağını bile görmeden bu dünyadan gidebilen de bir sürü insan var. Dolayısıyla din tek başına hiçbir şey sağlamaz. Ama inanç olmadan insanın yaşamasının pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu inançtan kastınız biraz psikoloji literatüründe dindarlık ve ruhsallığı ayırıyorlar. Yani orada bir boşluk var diye. Ona diyebiliriz değil mi? Aynen öyle bir şey. Yani sormamayı sağlayan her şey aslında insanı kendi gerçeğinden uzaklaştıran bir şey. Mesela din de çoğu zaman sormamanı sağlıyor. Ya da işte eğlence, mesela yeterince alkol alırsan hiçbir şey soracak halin kalmıyor. Bir nevi bir sarhoşluk aslında. Belki de işte belki de değil, diyelim Karl Marx'ın dinler kitlede afyonudur demekle, aslında söylemekle demek istediği şey bu. Otomatik ve düşünmeden uygulanan kurallar insan gelişiminin önüne gerçekten ket vuran bir şey. Ve bakıyorsunuz mesela, kim nasıl bakıyor bilmiyorum ama ben İslam'ın kitabına baktığımda tamamen bir devrimci gaz verme görüyorum yani insanları. Önceden gelenlere uymamak konusunda uyarıyor.
Yani atalarından gördüklerine uymama evet. konusunda ve yeniden düşünmeye zorluyorsun. Ama nedense o kısım biraz anlaşılmıyor gibi, sanki geride kalmış. Sanırım burada bilim biraz ön plana çıkıyor. Valla şimdi ben böyle deyince biraz kızıyorlar ama ben bir bilim insanı olduğum için, mesleğim bu olduğu için bana öyle geliyor açıkçası. Hı-hı. Çünkü bilim bugün herkesin anlayabileceği bir şey. Yani tutup da bilmem ne diplomasına sahip olmanıza gerek yok. Kitabı açtınız mı okursunuz. Okuduğunuzu anlarsınız da. Hatta anlamıyorsanız da işte benim gibi popüler bilim vesaire işiyle de uğraşanlar var. Onların kitaplarına bakarsınız. Hı-hı. Öğrenme şansı hep var. Zor değil yani, bilim teknik bir şey. Ama bilimden ağzımızı açtığımızda bazı, çok şükür ki gittikçe azalan sayıda insanın böyle hemen tüylerin diken diken olması çok eski bir refleksi aslında bize hatırlatıyor. Hı hı. Biz işte yüzlerce yıl bilgiden koptuğumuz için bizim bugün halimiz böyle, özellikle Doğu toplumlarını ve İslam alemini özellikle kastediyorum. Hı hı. Bilgi sunulduğu zaman bu insanlara sanki bilgi onlara yabancı bir şeymiş, bünyede zehirlenme yapacakmış gibi davranıyorlar. Hı hı. Halbuki öyle değildi bir zamanlar. Biraz var ya hocam, hani çok okuma kafayı yersin gibi. Aynen işte, aynen o terimler. Yani oku ne alim mi olacaksın falan filan. Yani hakikaten böyle genlerimize kadar sinmişti. Ama çok hızlı değişiyor, onu da söyleyeyim. Mesela bizim bu şu anda sohbet yaptığımız konuşulacak şeyler kanalı işte birilerinin aklına geldiği için ortaya çıkmış orijinal bir fikir değil. Buna talep olduğu için, zamanın ruhu bunu gerektirdiği için, insanların artık uzaktan birbirlerine slogan atmalarının kimseyi tatmin etmemesinden dolayı ortaya çıkmak zorunda olan bir şey. Benim anlattıklarım da şimdiye kadar benim uydurduğum şeyler değil. Yani birçok insanın bildiği, birilerinin seslendirmesi gereken konular sadece yani. Bunu konuşuyoruz. Çok hızlı değişiyor. Tuhaf bir şeyler olacak yakın bir zamanda. Peki yerleşik hayata bilimi sizce daha kolay nasıl yerleştirebiliriz? İnsanları nasıl teşvik edebiliriz? Bu kanallar aracılığıyla mı? Evet, sosyal yani medya? Zaten modern zamanın kitabı, işte şerhi, külliyatı bu. Hı hı. Artık özellikle şu anda mesela bu yayınladığımız işte içerik orada bir yerde hep duracak. Yani hı hı. dünyada çok büyük bir dijital kıyamet olmadıktan sonra, ki biliyorsun basılı kitaplar da Moğol istilası gibi şeyler de uçabiliyor. Evet. Zamanın müktesebatı bu. Bununla aslında insanlara ve geleceğe mesaj gönderiyoruz. Ve bugün herkes her şeyi konuşabiliyor. Ama burada önemli olan neyi konuşmak lazım, ne kadar konuşmak lazım ve önemli, önemsiz konu ayrımını biz nasıl yapacağız bunu bilebilmek. Bir bilgi deryasının etrafında yaşıyoruz. Biz kendimizce önemli olanları işte burada masaya yatırıyoruz. Sizlerle beraber oturuyoruz, kafa yoruyoruz. Neyi konuşsak insanlara daha fazla fayda eder diye düşünüyoruz ama yine bu bulunduğumuz mecrayı başka şekilde kullanan insanlar da var. Ben neyle insanların kafasını çer çöpe çeviririm diye uğraşan da var. Şu anda bizi seyredenlerin tıklarken verdikleri karar her şeyi belirleyecek. Yani neyi dinlemek istiyorsanız o bizim zihnimizi inşa edecek ve onu çoğaltacağız. Neyi paylaşıyorsak onu çoğaltacağız. Sistem böyle çalışıyor. Ben teşekkür ediyorum hocam size. Ben sana teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, sorularımızı yine bu şekilde cevaplamaya devam edeceğiz. Sizlerin ekstra soruları varsa, önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yine Twitter hesabımızdan, Facebook hesabımızdan ya da Instagram hesabımıza ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.